Evet arkadaşlar, Elif Sinem'in yüzündeki gülücüklerden anlayabildiğiniz kedimiz gibi. Kedimiz alacak. Kedimizi sahiplenmeye gidiyoruz. Gelin alın dediler, arkadaşlar, biz de gidiyoruz. Gidene kadar oynatmak için oyuncak da aldım. Onun sapı nerede? Onun sapını almadım, çok büyük olur diye küçük aldım. Kedimiz küçücük yavru kedi şimdi. Şöyle arkadaşlar, ucum kadar annem kucağına alabilir yani. Ya ben hayvanlara dokunamıyorum arkadaşlar. Ama alışırsın dedi. Kedilere dokunabiliyor, British miydi? Aa işte bilmiyorum, Elif üstüme atlarsa ben yine olmaz yani. Neyse bir gidelim bakalım Elif, kedimizle bir tanışalım. Arkadaşlar niye kedi alıyoruz söyleyeyim mi? Öteki evimizde de alacaktık da. İkisi de bana villalı evimizde söz veriyorum sana yavru kedi alacağımız diye ikimize de söz verdi ve kedimiz oluyor. Evet. Biz anne baba olarak villa bahçeli evimiz olduğunda söz dedik ve sözümüzü hemen tuttuk. Dün taşındık, bugün de sözümüzü yerine getiriyoruz. Değil mi Elif? Evet. İki tane kedi varmış orada Elif. Biri açık gri, biri koyu gri. Hangisini seçeceksin? Açık gri olsun. Gidelim bir bakalım. Kız olanı alalım bence, kız olanı. Gözleri renkli mi? Bakalım senin gibi maviş mi açık olan. Yoksa koyu griyi alalım. Evet. İyi hadi bakalım. Egemen sen ne hissediyorsun? Egemen zaten sevinçten havalara uçuyor. Kedi en çok Elif senden daha çok abin istiyor kedi. Hayır ben de istiyorum. Arkadaşlar, kaç yıldır bekliyorum o kedimizin olmasını. Heyecandan şuna bak yaptığına. Sakin ol anneciğim. Adını da arkadaşlarla birlikte koyalım. Ne dersin? Evet. Kız olursa bir at, erkek olursa bir at koyarız. Tamam. Önce bir kedimizi görelim. Hadi bakalım. Dik şunu arkadaşlar sahiplenme yerine. Geliyor mu kedilerimiz? Arıyor şu an. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Tamam. Elif Sinem gelmedi kediler. Galiba gelmeyecek. Evet kral, kedin gelecek. Daha ne kadar bekleyeceğiz? 11 gün sonra. Kedi gelmiyor. Hadi gidiyoruz. Hadi. Hayır nereye gidiyoruz kral? Gelmedi kediler. Şimdi gelecek. İkisini de getirecek mi acaba Egemen? Bilmem. Biz ikisini de getir deseydik keşke ya. Niye burada buluşuyoruz ben onu anlamadım. Acaba bu binada mı? Acaba bu binada mı? Ya da şu binada. Acaba şu arkadaki binada mı? Elif. Galiba beyaz olan. Bakalım bekleyelim. O kral diyemez. Evet arkadaşlar. Kedimize kavuştuk. Yavru kedimiz bakın. Elif Sinem şu an kucak istemiyor biraz sanki, değil mi? Biraz önce çok miyavladı Egemen'in kucağında. Bak şimdi bak. O değil bak. Alışmadığı için bak. Alışın. Annem seni ben yerim ya. Hoş. Hazır su içelim kedimize. Hazır su, hazır yemek. Hazır mama. Su, yaş mama yiyecekmiş. Malzemelerini alacağız. Arkadaşlar kedimizin alışverişini birlikte yapalım. Anne bugün yapalım mı? Yarın artık kedin alışveriş ya. Tırnağın içine çekemiyor bak, tırnakları. Evet işte. Kumunu falan alalım şimdilik kumunu ama alalım, detaylı malzemelerini de arkadaşlarla yarın birlikte alalım. Tamam. Sırt çantasını falan da yarın. Her şeyini alalım tamam mı anneciğim? Arkadaşlar kedimize kavuştuk. Yavru kedimiz çok tatlı. Gözleri renkli mi Egemen? Ben bunun büyüyeceğini zannetmiyorum. Mavi biraz. Gözleri mavi. Ben Elif bunun gibi. Büyüyeceğini zannetmiyorum. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Çok tatlı bak, ya. Bak bir de yemek yemeyelim. Dürüm alalım hep beraber eve gidelim. Kediyle oynayalım orada yiyelim. Evet ya anne ne olur. Olur. Anne ya. Anne ya işte kedimize kavuştuk artık. Ne yapayım? Çok tam düşüyordu bak ben de. Ben ama dikkatli tut ya, dikkatli tut. Düşüyor. Arkadaşlar benim de ona alışma bir evrem olacak. Çünkü dokunamıyorum. Bir de tırnaklarına içini çekmeyi öğrenememiş. Direkt tırnağını vallahi saplıyor. Valla koluma bak koluma. Bak hemen gördün. Cırmaladı gördün mü? Evet. Egemen seni de cırmaladı mı? Beni cırmalayamıyor ki. Abi. Tırnağı küçük zaten. Abi. Benim de alışmam lazım ona. Yerim ben seni. Annem Elif'in kucağına da nasıl yattı ya? Dökülmüyor. Neyse bir evimize götürelim. Evimizi bir tanışsın. O da bizim gibi yeni evimize evet. Birlikte alışalım. Onunla birlikte biz de onunla birlikte alışacağız. Değil mi Elif? Buyruğuna başlayalım. Oy çok tatlı. Neyse evde devam edelim. Gitmeden önce nereye geldik? Nereye geldik Elif? Pet Shop'a geldik arkadaşlar. Kedimize mama alalım. Hadi. Gel bakalım Elif. Bak Pet Shop burada gel. İyi tut güzel tut. Hadi. Bana ver. Tamam. Oğlum bak burada her şey varmış aslında. Annem. İlk defa Pet Shop'a geldim. Anneciğim daha yavru. Sizce fazla bir şey mi yiyeceğiz? Bize ne lazım biliyor musun? Kedi kumu için. Kedi kumuyla mamasını yavru. Kedi kumunun şey lazım. Kedi kumu. Dökeceğimiz şey lazım. Neydi adı? Yaş maması var mı kedinin? Gel bakalım. Aa Eli. Yok istat yaş mamayı götürüyorlar. Şey şunlardan mı alacağız bir de Elif? Bir de şunlardan alacağız Elif.
Bir de kedi kumunu temizlemek için şu kürekten alacağız. Ha, ondan alacağım bir tane de, tamam. Bir de köpeği. Yok, onun için daha küçük anneciğim, tüy dökmez, daha çok küçük yavru. Biberonu var bak. Biberon olmaz. İstediğimiz baba da burada yokmuş. Bak kim geldi arkadaşlar. Elif Sinem'in tatlı izleyicileri. Merhaba. Kız şerini ver. Merhaba. Adın ne senin? Amine. Amine. Senin adın ne? Rabia. Rabia'cığım. Teşekkür ederim izlediğin için. Benim adım da Sudenaz. Sudenaz. Çok teşekkür ederim. Şu an videodasınız. Benim adım da Ahmet. Ahmet. Senin adın ne? Sefa mı? Sefa, memnun oldum ya. Merhaba. Çocuklar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şu an videodasınız. Haberiniz olsun ona göre, tamam mı? Kanala abone olmayı unutmayın. Ya evet. Harikasın çak ya. Çok teşekkür like ederim. Like etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, bu tatlı güzelliklerin hatırına bir like, bir de yorum gelir değil mi? Hadi evet, görüşmek üzere arkadaşlar, biz gidiyoruz. Hadi hoşça kalın. Bir de bu pet shop'a bakalım. Evet. İstediğimiz mamadan burada var mıymış? Anam şuna bak, gelin ne güzel kedi köpekler koymuşlar kapıya, gördün mü resimlerine bak. Ya bizimki büyüyünce şöyle mi olacak? Evet. Ay şu da çok masum bakıyor Elif. Şöyle bakıyor. Hadi gel bir soralım bakalım. Aminin sen mağazalara mı geldin? Alışveriş mi yapacaksın? Elif Sinem tuvaletini pembe seçti Elif Sinem. İçine kuru mama atmışız böyle, kokusunu alacak mı diye. Evet, bu kızmış arkadaşlar, dişiymiş bizim kedimiz. Daha ismini de koymadık. Pembe tuvalet mi alalım, turuncu mu alalım, yoksa sarı, yeşil, mavi var. Pembeyi mi alalım? Evet, pembe kız olduğu için. İyi tamam, hadi bak, bu da onu beğendi galiba Elif, görüyor musun? Ay kafasını vurdu ya. Bak bak bak, çıkmaya çalışıyor. Ama çıkamıyor. Anam, daha çok küçük çünkü. Çıkamadı. Neyse hadi alalım da gidelim hadi. Tamam. Şu an acil ihtiyaçlarını alıyoruz, sonra oyun için her şeyi alırız biz ona, değil mi? Kedimizin malzemelerini. Şu an zaruri olanları aldık. Niye çok miyavlıyormuş? Tuvaleti gelmiş. Ondan dolayı bak. Her şeyi de öğrendik burada. Hadi gidelim. Sakin ol ya. Sakin ol ya Elif. Kucak sevmiyor. Anne, aynen kucak sevmiyor. Veterinere geldik şimdi de arkadaşlar. Bir gösterelim veterinere, değil mi anneciğim? Çok miyavlıyor. Hadi bakalım. Bakalım Egemen, bir kedimizi muayene ettirelim bakalım. Ne diyecekler, gel. Neden bu kadar miyavlıyormuş? Doktor bey bir bakar mısınız ya? Minik yavru kedimiz. Biz bugün yeni sahiplendik. Evet. Size göstermek istedik. Sağlıklı mı değil mi? Yavrumuz sağlıklı ama birazcık erken ayrılmış annesinden. Ay. Yani şöyle 2-3 hafta daha annesine kalabilirdi. Bu 2-3 haftalık kritik dönemde yoğun bakım besleme yaparak bu sağlıklı halini koruyacağız. Ondan sonra da normal yetişkin kedi formuna dönecek. Aynen, şey süt tozuyla besleyeceğiz değil mi hocam? Anladım. Şu aldık mı? Hepsini verdi. Çok güzel. Ya çok miyavladı da biz korktuk hocam ya. Çok miyavlayınca dedik acaba huzursuz mu oldu, huysuz mu oldu, bir yerime ağrıyor değil mi Egemen? Şu an annesinden ayrılacak yaşta değil aslında. Ay. Biraz erken ayrılmış. Ay. Bak bak bak. Beni bırak mı diyor değil mi? Artık genelde siz olacaksınız. Size alışacak. Evet, dönemde. İsmini de koyalım inşallah. Bak bak bak. Erkekmiş. Evet arkadaşlar, doktor beyimiz çok güzel erkekmiş. Muayene etti. Gayet sağlıklı olduğunu söyledi. Çok şanslıyorsun. Hadi bakalım. Erkekmiş. Evet. Çok güzel ilgilenmemiz gerekiyormuş Egemen 2 hafta 3 hafta. Hadi gidelim mi? Artık bundan sonra senin doktorun isminizi öğrenebilir miyim? Mustafa Koç. İsmini, Mustafa Koç. İsmini, Mustafa hocama getireceğiz. Bu tatlı kedimizin doktoru artık Mustafa abimiz. Hadi bakalım gidelim mi? Anam, cinsiyet henüz belli değilmiş arkadaşlar. İlerleyen haftalarda öğreneceğiz. Hadi bakalım gidelim artık. Malzemelerini de aldık. Teşekkür ederiz hocam. Görüşmek üzere. Hadi anneciğim. Evet, kedimizi getirdik. Evine hoş geldin minik kedi. Gel bakalım, Elif Sinem hemen malzemelerini alıyor. Anneciğim getir kedi kumunu, ben alayım. O biraz ağır. Oo, bu bayağı ağırmış Elif. Hadi gel diğer malzeme. Şu an zaruri ve acil ihtiyaçlar aldık. Halıya basmıyoruz çünkü kenara lütfen kullansın. Tamam. Şu kumu şuraya koyalım anneciğim, sen al içeri. Tamam. İşte geldi, geldi, geldi. İşte geldin. Hoş geldin. Anne. Sen niye bağırıyorsun? Egemen onu bırak hemen anneciğim ya. Arkadaşlar veterinere götürdük. O miyavlamaları normalmiş. Bak bak, hemen sustu bırakınca, gördün mü? Evde miyavlıyor ya. Hoş geldin. Evimize hoş geldin. Odamı tanıtayım mı sana? Evimizin yeni üyesi. Anam sen çok tatlısın ya. Artık ben sen bizimsin. Sen artık bizimsin. Anneciğim ondan biraz korkuyor mu acaba? Yok, sevdi, bir şey de demedi.
Henüz tüy dökülmez anneciğim, şu an daha tüy dökülmez. Arkadaşlar kedimiz British, neydi Egemen? British Shorthair. Shorthair cinsi bir kedi. Belki şey tuvalete gelmişti. Ne oldu, ne arıyorsun sen? Tuvalete mi geldi? Gelmemiştir. Anneciğim tuvalete gelse daha çok miyavlardı. Daha bırakınca da miyavlardı. Bak ayağı birbirine takılıyor. Elisinem gitti pembe tuvalet aldı ona. Ama erkekmiş arkadaşlar. Erkek demedi. Dişi de demedi. Şey dedi. Belli olacak. Bir iki hafta sonra getirin bakalım dedi. Doktorumuz da var artık. Ya veterinerimiz de seçti. Ben nereye tanıyorum? Mamalar, maması nerede Elif? Maması nerede? Burada. Ha, şey vereceğiz arkadaşlar. Süt tozu aldık. Mama tozu aldık. Bu mama tozundan vereceğiz. Arkadaşlar. Bunu yiyecekmiş. Bunda. Birkaç hafta böyle beslenecekmiş. Sonra da bunu dolaba koyalım. Sonra da bununla beslenecek. Anne annesin buna inmeye çalışıyor. Ciddi misin? Çekil bakayım. Annesi mi sandı onu? Annem. Yok ya. Gel oturma odasını tanıtalım sana. Hadi götür bakalım. Ben biliyorsun şu eşyalarını tanısın. Bence de Elif getir buraya. Kucağı hiç sevmiyor. Kucağı hiç sevmiyor. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Yemeğini hazırlayın da suyla yemek verelim. Aynen yemek verelim. Evet ya yemeğini verelim arkadaşlar. Acıkmış olabilir çünkü sürekli böyle bir arama peşinde. Gözleri renkli mi değil mi? Renkli. Aynen ben dokunamıyorum sana. Ben şu an dokun, çok... Dokun. Şu an normal diyor. Ya şu elime kucağıma alabilecek şey de değilim ki ben. Bu da bana geliyor. Bekle. Ay ben, hayır Elif öyle olmaz anneciğim, alıştıra ben şey yapacağım, bak, alışacağım. Bak gözleri hafif mavi. Aynen gözleri maviş mavi. Hadi su verelim biraz. Getir bakalım. Ah yalıyor. Yok yalamadı. Patisi değdi ya bak, ayağını havada tutuyor, sevmedi. Gel bakalım. Dur bakayım ne yapacak? Ah dur bıyığına bulaşanı yaladı, bekle. Bekle. Yok suyu istemedi. Gül sevmiyor. Şu an yıkanmasını da önermiyorlar arkadaşlar. Elif tam hayalindeki gibi değil mi? Sorumluluk size ait, ikinize ait. Ben karışmam. Zaten kucağıma alamıyorum, dokunamıyorum. Elif duydun mu Egemen? Tamam. Siz bakacaksınız buna. Hadi bakalım. Evet, hoş geldin evimize, evimizin yeni üyesi. Bir sonraki videomuzda bu tatlı kedimize isim koyacağız arkadaşlar. Abone olup takip etmeyi unutmayın.